Değerli konuklar, Bakırköy Belediyesi Bakırköy Sanatçılar Derneği Çevre Film İşbirliği'yle gerçekleştirilen festival kapsamında çevre temalı kurmaca, belgesel ve canlandırma türlerindeki 22 ülkeden kısa filmler izleyiciyle buluştu. Ayrıca Türkiye genelinde 5 ayrı üniversitede de film gösterileri ve söyleşilerle Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması gerçekleştirildi. Bakın çevre filmi kendi de geldi. Gördüğünüz gibi o bugün için özel bir provayla oradan geçti. Çevrenin bir parçası. Bu arada hayvanların ve bitkilerin de bizlerle yaşamı paylaşan canlılar olduğunu unutmayan sizlerin tahmin ediyorum öyle olduğunuzu yürekten kutluyorum. Çünkü sadece bu dünyanın insan cinsine, insan türüne ait olduğunu düşünen bazı kibirli insan varlıkları var. Onlar onlara her türlü cefayı, eziyeti yapıyorlar. Onların da ruhlarına Allah aydınlık versin diyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Ne oldu? Bizim figüran kedi gitti mi? İşte onun bahşişi biraz az oldu. Şimdi efendim, bu yıl festivalimize katılan Beykent Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, niye böyle ki var burada? Maltepe Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'na da yürekten teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Festivali ilk olarak İzmir, Foça'dan başlayarak günümüze kadar Türkiye'nin pek çok bölgesine taşıyan ve son 3 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğini çekmesini, çok şaşırdım. Niye acaba çektiler? İnan Özgür'den festival yönetmeni Sayın Burhan Çavuşoğlu festival kapanış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun. Çalışmaları destekler yarar. Ne oldu acaba? Değerli konuklar, bu yıl 17.sine gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali ödül töreni onurlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kısa filmler, ulusal sinemanın temel taşı olmakla kalmayıp aynı zamanda ulusal kültürlerin de en büyük tanıtım araçlarından birini oluşturmaktadır. İşte biz bu duygu ve düşüncelerle toplumdaki çevre bilincinin geliştirilmesine destek olmak amacıyla ilk Foça'da başladığımız bu festivali 17 yıldır sürdürüyoruz. Festival kapsamında çeşitli ülkelerden kurmaca, belgesel, canlandırma türlerindeki kısa filmlerin gösterimlerinin yanı sıra bir de Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 15 Nisan'dan bu yana sürdürdüğümüz festival gösterimlerinde çeşitli etkinlik ve söyleşiler de gerçekleştirildi. Ben bu festivale destek olan Beykent Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi'ne, Maltepe Üniversitesi'ne, Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca ulusal yarışmada da seçici kurum üyelerimiz Engin Çağlar, Sayın Burcu Kurtiş, Özden Toprak ve Profesör Selahattin Deniz'e de destekleri için çok teşekkür ediyorum. Festivali biz ben de çok eski bir kısa filmci olduğum için hep aynı şeylerle yakınmıştık yıllardır. Filmlerin gösterilmesi, izleyiciyle buluşması en büyük ödüldür bana göre. Çünkü bir sinemacı, kısa filmci filmlerini mutlaka göstermek ister. Çünkü söyleyeceği bir sözü vardır. Bunu toplumla paylaşmak ister. Festivaller de buna araç bulurlar. O nedenle biz yarışmaya katılan tüm yapıtları çok değerli buluyoruz ve Türkiye'de herhalde ön eleme yapmayan tek kısa film yarışması bizimki. Bu nedenle yarışmacıların da bu konuda çok olumlu tepkilerini alıyorum. Tabii filmleri bir seçici kurul değerlendiriyor. Bir başka yarışmada başka bir seçici kurul
başka filmleri seçebilir. Bu tamamen beğeni düzeyidir ama en büyük ödül izleyicidir. Bundan da yola çıkarak biz son 5 yıldır bir halk jürisi oluşturduk. 50 kişilik her yaş ve meslekten kişilerin filmleri izleyerek oynadıkları bir halk jürisi de filmleri değerlendiriliyor. Ve çok olumlu sonuçlar alıyoruz ve halk jürisine de destek olan değerli arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Evet, festivalimiz son 3 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğini çekmesiyle sürüyor. Hatta bu yıl bunu belgelendirdik de. Tabii nedenini henüz yazmadılar. Zaten bekliyorduk da. Çünkü düşünün, sizler de bilirsiniz, bu ülkede önce sanatçıları ayrıştırdılar. Bendensin, sendensin dediler. Hatta şimdi neden ondansın diye ona kızıyorlar. Sonra filmleri böldüler. Bir sinema yasası çıkardılar. Önündeki yıllarda Türkiye'de uzun metraj filmlerin de büyük bir sıkıntı içine gireceğini ben kişisel olarak düşünüyorum. Daha sonra festivalleri de böldüler. Pek çok festival çekildi, yapılmaz duruma geldi. Bunda en başta belgesel ve kısa filmler nasibini aldı. Fakat biz tabii inatla sürdürüyoruz. En azından bakanlık desteği, tabii bakanlık desteği derken şöyle yalnız maddi destek değil, manevi olarak da desteğimiz kastediyoruz. Daha özgür yapmaya başladık bu festivali. Çünkü öyle bir yasa geldi ki artık bütün kısa filmler ve belgeseller gösterilmeden önce 18 yaş etiketi konmak zorunda kalınıyor bazı nedenlerle. Bu da tabii dünyada bizim sinemamıza saygıyı ve değeri azaltıyor benim görüşümle. Fakat umut ediyoruz. Hatta geçtiğimiz günler açılışı yapılan Uçan Süpürge Film Festivali'nde de bunu söylediler. 22. onlar yaptı, 23. sanıyorum. 22 yıl sonra festival afişimizde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de logosunu gördük dediler ilk defa. Biz de ilk festivalimiz dışında 16 yıldır İstanbul Belediyesi'nin de desteğini görmedik. Ama öyle umut ediyoruz ki 24 Haziran'dan sonra ve önümüzdeki yıl bu festivali 18.sini gerçekleştirirsek eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğini en azından afişlerimizde logosunu görmek istiyoruz. Bu nedenle umuyoruz ve her şey çok daha güzel olacak. Enkaz adlı romanın 169. sayfasında babası kumpas davasıyla tutuklanan bir çocuk ve annesi arasında geçen diyalog şöyledir. Şimdi bu çocuğun adı Metin. Okula geliyor, annesi Handan, onu alacak. İlerlerken sağ camı açıp arabanın Metin'in arkasından seslendi. Bana bak, her şey güzel olacak, tamam mı? Metin durup arkasını döndü, gülerek Handan'a el salladı. Her şey çok güzel olacak, dedi. Efendim bu tasarrufta tevakkuf diye bir şey var. Onun için burada çok dikkat etmemiz lazım. Yani onun romanlarını okumamız lazım. Çünkü demek ki satır aralarında topluma böyle mesajlar veriyor. Ayrıca Burak Çavuşoğlu'nun ödüllü kendi senaryosundan romanı aktardı. Enkaz adlı kitapta kokteyl sırasında imzalanabilir. Ben olsam bu 169. sayfayı imzalatırım. Evet. Değerli konuklar, ikinci konuşma için aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği İstanbul Başkanı olan ve söylemeden bunu artık geçemeyiz. Bakın şöyle bir şey var. Şimdi biliyorsunuz milli mücadelemizi, yani bizi çok onurlandıran milli mücadelemizi 100. yılıydı. Bu nedenle Atatürkçü Düşünce Derneği'nin hazırladığı ve şu anda tüm Türkiye'yi dolaşan ve Atatürk Müzesi haline getirilen
iki tane tırımız var. Bu tırların fikir babası ve uygulayıcısı olan ve aynı zamanda Bakırköy'lü Sanatçılar Derneği'nin değerli başkanı Sayın İlhan Gülek'i konuşmasını yapmak ve bu tır anlatmak üzere buraya davet ediyoruz. Efendim, tır anlatmayacağım. Ben size bir Anadolu köylü kadının sabah duasıyla başlayacağım. Dağlar taşlar, kurtlar kuşlar, börtü böcek, yılan, çıyan, dağınıza, yurdunuza, obanıza geldik. Rahatınızı kaçırdık. Affedin bizi. Anadolu'da sabahleyin güneşi gördüğünde böyle dua eden bir kültür var. Binlerce ana var. O yüzden biz o doğanın sesini duyabilirsek, dinleyebilirsek, anlayabilirsek. Balzac bile duymuş, diyor ki tabiatın isteklerini anlamayanlar onun cezasını çeker. Biz bu büyük Anadolu kültürünün bize öğrettikleriyle anlayamazsak ve algılayamazsak sahiden cezasını çekeriz, çekiyoruz. Bu ceza büyük olmasın diye çabamız. Cezanın büyüğünü çekmeyelim diye çabamız. Basal'ın çabası bundan, Kural Çavuşoğlu'nun çabası bundan, Bakırköy Belediyesi'nin çabası bundan, yönetmen arkadaşlarımızın çabası bundan. Biz cezayı yedik, yiyoruz, yiyeceğiz. Hiç olmazsa küçüğünden yiyelim diye. O yüzden biz doğayı da, tabiatı da dinleyeceğiz, anlayacağız. Ve 21. yüzyıl eğer anlayabilirsek anlayanların yüzyılı olacak. Anlayamazsak onlar ermedi muradına. Biz çıkamadık kerevetine. Gökten de zaten üç elma düşmedi diye bitecek bu masal. Hepinize anlayanlar olduğunuz için, dinleyenler olduğunuz için ve masal sürsün diye çabalayanlar olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Kim tarafından? Bu festivalin yürütülmesinde büyük payı vardı. Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Doktor Bülent Kerimoğlu. Kendisine kocaman bir alkış tutar. Kendisi beni tutti. Fakat İlhan Bey'den rica edeyim niye gelemediğini. Efendim, güzel günler görelim, her şey daha güzel olsun diye İl Başkanı, Belediye Başkanları'nı seçim kurulu için bir toplantıya davet etti. Biraz önce davet gerçekleşmiş. O yüzden Belediye Başkanımız da apar topar oraya gitti. Hani mesaj attı arkadaşımla haber yolladı. Hocam kusura bakmayın gelemiyorum diye. Ama gidiş nedeni her şey güzel olsun diye. O yüzden başlıyoruz ve özgünü çok özgünü görüyorum. Ben şimdi sayın Mehmet Akgül buradaydı. Göremiyorum aramızda mı? Zannediyorum. O da onunla beraber gitti. Plaketimizdedir. Teslim edeceğiz. Tekrar Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. O bir belediye hizmetini sadece altyapı hizmetleri değil, kendi semtinin yani ülkemizin değerli bir semt olan Bakırköy'ünde kültürü ve sanatın yükselmesi ve hemşerilerini onlarla buluşturmak için gerçekten çok samimi olarak bunu söylüyorum. Büyük emek veriyor. Geçen dönemde buna şahit olduk. Bu dönemdeki projelerle de yakinen ilgileniyor. Gerçekten iyi şeyler olacak. Hem Bakırköy'de hem İstanbul'da. Şimdi bu biliyoruz, hepimiz bunu biliyoruz. Bu sadece bir İstanbul meselesi değil.
bir Türkiye Cumhuriyeti meselesi, ondan daha da önemli olan, yani bir belediye başkanlığının ötesinde önemli olan hakkın, adaletin yerine gelmesidir. Yürekten temenni ediyoruz ki bu hak yerine gelsin. Şimdi ödül tahta biliyorum konuşuyoruz. Ve bunların hepsi birbirine görünmez, bazen de görünür bağlarla bağlı. O yüzden insanların başta da söylediğim gibi cehalet ve kibirle diğer türlere vahşice saldırmalarının sizler gibi bilinçli insanlarla engellenmesi birinci görevimiz. Bu arada Avrupa yasasında şöyle bir değişiklik yapıldı. Ben evvelki bir gazeteyi okudum. Türleri azalan ve yok olmakta olan bazı kuşlar içinde av yasağının kaldırıldığını sevinçle öğrendik. Ne lazımsa. Ve bu yasayı çıkaranların içinde ve öneri verenlerin içinde de avcılar benliğinin bazı üyelerin olduğunu öğrendik. Yani bu kadar göz göre göre bir vahşet inanılır gibi değil. İşte plastik olayıyla da bizden alay ediyorlar. İşte pipet kullanmayın, bilmem ne yapmayın. Sanayi artıklarındaki plastikleri ne yapacağız? Yani bu şey, kulak çubuğu yasaklanacak. Ha, yani böyle en tepüf şeyler ama sanayideki o ağır plastik şeysi, doğaya verilmesi görmezden geliyor. Ayrıca gene Ege'deki toprak altı zenginliklerimizden altın madeni ki siyanür ayrışma yapıldığı için asırlar boyunca toprak kirleniyor, doğa kirleniyor, yaşam kirleniyor. Ona da izin çıktığını sevinçle öğrenmiş oluyoruz. Şimdi ben içinizi karartmak istemiyorum. Bunun dışında da hakikaten dünyada güzel ve iyi şeyler oluyor. En azından bütün bu kaos içinde İnsanlar filmler yapıyorlar, insanlar sanatla ilgileniyorlar, yapamasa bile izliyor. Bu da çok önemli. Ve kimileri de insanların ruhları biraz daha yükselsin diye 7. 8. sanatlar içinde bütün engellemelere, maddi manevi engellemelere rağmen emeklerini bu alanda cömertçe veriyorlar. İşte Onur ödüllerimiz de bu düşünceden yola çıkarak meydana getirilmiştir. Her yıl verdiği sinema onur ödüllerini sunmak istiyorum izninizle. Birinci onur ödülünü alacak olan çok önemli bir imza. Arkadaşları için önemli bir insan, Türk sineması için bir abide de. O büyük bir özveri, sabır ve inatla derlediği, yazdığı kitaplar olmasa Türk sineması gerçekten ve gerçekten abartısız söylüyorum, belleksiz ve belgesiz kalırdı. Bu çok çok önemli. Onur ödülünü almak üzere Sayın Agah Özgüç'ü sahneye davet ediyorum. Ve ödülünü vermek üzere de Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Sayın Adnan Özyarçı'nı davet ediyorum.
Efendim, Agah bizim kuşaktaşımız, 1950 kuşağı. Yazar ve şairliği de var tabii. Ve ondan sonra da sinemacılığı. Bizim de asgari sinemacılığımız var, seyirci olarak tabii ki. Yılların birikimini, sinemanın özünü bize aktardı. Yani biz sinemayı seyrederiz, geçer gideriz, unuturuz ama Agah bize unutturulmayacak şeyler bıraktı. Unutamayacağımız şeyleri bıraktı. O kadar çok şeyi unutuyoruz ki biz seyredip geçip gidiyoruz. Bizde belki izler bırakıyor ama Agah o izleri bizde kalıcı kılmayı denedi, deniyor ve onu yapıyor Agah bize. Eline sağlık, kalemine sağlık, aklına sağlık. Tabii önce bu ödül için Çevre Günü Kısa Festivali'ne Bakırköy'lü Sanatçılar Derneği'ne hakikaten çok teşekkür ederim. Ben yıllar önce de Bakırköy'de bir Bakırköy dergisi çıkıyordu. Orada da bu bütün Bakırköy'lü sanatçıların kritisi halinde yazmıştım. İşte Göksel Ersoy'dan Belgin Doruk'a, Belgin Doruk'tan Ahmet Ökil'e, Ahmet Ökil'den Münir Özkul'a kadar hep yazdım. Gerçekten bir Bakırköy, bir yıldız fabrikası gibi bir kent. Her şey için çok teşekkür ederim. Gerçekten başta da söylemeye çalıştım. Sayın Adnan Özyapçıları ve Yeni Yönetim Kurulu'nu yürekten kutluyoruz. Çünkü hatırlayacağınız üzere Türk Yazarlar Sendikası ülkemizin en eski ve en kalıcı ve en önemlisi çıtasını asla doğruluktan, adaletten ve demokrasiden yana kaydırmadan sürdüren, sürekli arz eden çok önemli bir sendikadır. Sevgili Adnan'ın eline bayram geçmiş olması her şeyin güzel olacağını gösteriyor. Evet. İkinci onur ödülü sahibi, her zaman hayran olacak bir sanatçı. Çoğunlukla güzel karakterlerle karşımıza çıkmış. Ender olarak menfi karakterlerle de görülmüş ama burada bile hiç yüreğinde ve beyninde kötülük olmamasına rağmen onlara da müthiş bir derinlik katmayı bilmiş. Ender, disiplinli, yüksek karakterli ve son derece başarılı bir sanatçı. Çok duyguluyum onun bu ödül almasından çünkü o benim konservatuar döneminden arkadaşım. İkimiz de Yıldız Kenter'in sınıfındaydık. Ben Güler'den hem oyuncu olarak sonra birlikte Çekol oynadık, başka oyunlarda da olduk. Çok şey öğrendim. Oyuncu olarak çok şey öğrendim. İnsan olarak çok şey öğrendim. Ezel olarak kendisine minnet duygularımı sizlerin önünde söylüyorum. Benim için çok önemli bir sanatçı. İyi ki ülkemizde Güler Ökten var. Güler Ökten'in onur ödülünü sizlere tekrar ediyorum. Ödül vermek üzere Vakıf Başkanı Sayın İlhan Yüreği ve Festival Başkanı Sayın Burak Çavuşoğlu'nu rica ediyorum. Thank you.
efendim hatırlanmak çok güzel. Dostlar arasında olmak daha da güzel. Tüm hatırlayanlara gönül dolusu teşekkürler ve sevgiler. Sağ olunlar. Üçüncüsünü alacak değerli sanatçımız ilk sinema filmini çekmeden önce edebiyatçı olarak imzasını attı. Bayağı önemli işler yaptı. Filmin adını söylediğim zaman hemen anımsayacağınız çok önemli filmler yaptı. Kadıklar ve Şatan. Sinema yolculuğuna böyle başladı. Bu yolculukta sırtını geleneğe dayadı. Oradan sinemamıza yine anlatı biçimleri taşıdı. Hat, Ebru, Gölge, Oyunu, Minyatür gibi pek çok geleneksel sanatı filmlerinde işledi. Bu sanatlardan hareket ederek sinema dilini de geliştirdi. Ardından doğayla ilgili filmler yaptı. Ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödül aldı. Onun ödülünü almak üzere sayın ve çok sevgili dergisi sahibi sahne verdi. Ödülü vermek üzere de yönetmen Emin Karakoy'u davet sevgili ve Sayın Bülent Kerimoğlu'na da bir plaket takdim etmemiz gerekiyor. Sayın Mehmet Akyüz'ü davet ediyorum baş danışma. Kendisine iletmesi rica ediyorum. Gördüklerimizden anladığım tek şey var. Önümüzdeki günler çok güzel olacak.
Valla ben anlayışım kadar heyecanlandım. Bu ne kadar güzel bir şey. Dediğim gibi bakın yani hep kötü, işte düşük, düzeysiz işler olmuyor. Hem ülkemizde hem dünyada güzel şeyler oluyor. Biz en azından bunları görme ve hissetme duyumuzu kaybetmeyelim lütfen. Her zaman kötü şeyler olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü aklımızla, beynimizle bir takım şeylere biz engel çıkarıyoruz. İşte siz de o engelleyenlerden birisiniz. Onun için hepinizi yürekten öpüyorum. Benim yaş olunca bu öpmek, kucaklamak işini gayet kolay söylüyorsunuz. 20 yıl önce söylesem başka türlü algılıyorum.